Simülasyon Türk'ten herkese merhaba. Bugün sprint tarzında takviyeli vites özelliğini tanıtacağız. Videoyu daha önce çekmiştik fakat ses problemi vardı, o nedenle iptal edilmek zorunda kaldı. Şimdi tekrardan çekiyorum. Deneme sahasındayız, test haritasındayız. Burada geliştirici araçlarıyla test edeceğiz takviyeli vitesi farklı alanlarda. Şu an bilgiye tıklarsak hızını ve lastiklerin durumunu görebiliyoruz. Takviyeli vites özelliği büyük güncelleme ile oyuna eklendi. R'ye bastığınızda şöyle fareyle değiştirebiliyorsunuz ya. Burada 1 ve geri vitesde 3 aşama var. Bunlar takviye aşamaları. Takviyeli vites nedir derseniz, takviyeli vites ağır vasıta araçlarda kullanılıyor. Kamyonlar, otobüslerde kullanılıyor. Bu tarz Rus kamyonlarında olması gerekiyordu zaten. Aracın kalkışını kolaylaştırıyor. Yavaş yavaş gidiyor. Birazdan göreceksiniz oyundaki oyunda nasıl işlediğini. Takviyeli vites iki türlü, bir şanzımandan bir de diferansiyelden diye çalışıyor. Şu an oyundaki şanzımandan takviyeli vites. Oyuna hani büyük güncellemeyle birçok yenilik eklendi, düzeltmeler yapıldı. Oyun genel itibariyle yenilendiği için araçların performansı farklı, yol tutuşu farklı, davranışı farklı. Yani takviyeli vitesi kullanırken her araçta farklı olacaktır geri bildirimi. Şimdi ufak burada bir test yapalım. Diferansiyel kilidi ve 4x4 kapalı, park frenini de kapatalım. Şöyle animasyonu görüyorsunuz karakterin. Takviyeli vites spin tarzı şöyle çalışıyor. R tuşuna basıyorsunuz ve şu şekilde bırakıyorsunuz. Gaza basıyorsunuz, yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Bir dakika şu şeyi açalım. Hızını görün. Eğer böyle yaparsanız normal vitese geçer. Hızını görüyorsunuz. R'de bırakmanız gerekiyor. Şu an böyle gidiyoruz. Yavaş yavaş. Tabi diferansiyel kilidi ve 4x4'ü açarsam daha farklı olur. Eğer biraz daha sola çekersem hızlanacaktır. 3'e kadar çıkıyor. 2'ye takarsam takviyeli şeye, ikinci aşamaya takarsam biraz daha hızlanıyor. 6'ya kadar çıkıyor. Tabi 4x4 ve diferansiyel kilidini açarsam biraz daha güç şey yapıyor. Sona getirdiğimde haliyle şöyle birinci vitesle yoluna devam ediyor. Bir artıyla biliyorsunuz hızlandıktan sonra bir artıya takıp hızlı bir şekilde gidebiliyoruz birinci vitesle. Şu an görüyorsunuz aracın performansını. Kamaz kullanıyoruz. Bu yolda pek fark edilmiyor çünkü normal 1 artı ya da 1 ile gidilebilecek seviyede, fakat ağır vasıta araçlar dik rampalarda, hani yokuşlarda filan arkadaşlar kalkışı kolaylaştırmak zorunda. Eğer tam şeyde kalkarsa, tabi bu eski kamyonlardan bahsediyorum, yeni kamyonlarda, tırlarda teknolojik şeyler olduğu için, vites, şanzıman sistemi falan, motoru falan değişik olduğu için pek bir önemi yok artık bu olayın. Şu an 1 artı ile gidiyorum hala, farkındaysanız. Burada hızlı gittiğim için kazıyor çamuru ve derinleşiyor ve kalabilirim yani daha kötü bir yolda, böyle bu şekilde bataklıkta mesela. Takviyeli vitesi burada devreye sokarsanız, diferansiyel kilidi açık, 4x4 açık. Böyle yavaş yavaş gidecek. Ön şey çalışıyor bak şimdi. Tamam. 4x4 çalışıyor. Yavaş yavaş gidiyor. Batmıyor ve yavaş yavaş kurtarıyor kendini. 2'ye alırsak biraz daha hızlanır. Yani lastik hızlı döndükçe biliyorsunuz çukur açıyor. Bu doğanın kanunu yani. Bataklıkta kalırsanız takviyeli vitesi kullanmanızı tavsiye ederim. Biraz hızlanalım böyle şimdi. 1 artı ile gerçekten hani çok mazot harcar.
Bunu da belirtelim. Mazot önemli zaten bu oyunda. Bak yukarı çıkıyoruz şimdi. Burada çukur açıyorum bak öyle. Ama gerçi burası şey. Şimdi mesela şöyle yapalım. Bir de çıkalım. Bak bak. Gerçi düz yere geldik ama çıkamıyor yalnız şuradan. Çünkü orası sert. Şöyle yapması. İkinci aşamaya takalım. Örnek vermek gerekirse tekrar kamyonlarda dördüncü vitesindeyken takviyeli vitesi aktifleştirirseniz, açarsanız vites 3,5 olarak geçiyormuş. Öyle değerlendiriliyor ve ona göre performans sağlıyor. 4 ile yani 4'te ama 3,5 vites şeyinde size performansını veriyor. Hani bu teknik konular bu da bir simülatör olduğu için bu şekilde yer alıyor oyunda. İleride birçok özellik gelecek. Mesela bu oyunda diferansiyel kredi diye bir özellik var. 4x4 var. İlk defa bununla tanıştık yani bu oyunda. Bu özelliklerin simüle edilmesi çok güzel. Şu an yük ağır. Arkada da vinç var. Vincin olması daha da ağırlaştırıyor aracı. Tomruk da olunca elbet yani çöküyor. Yok şeye çıkmak zor. Bak kayıyor mesela burada şimdi hızlı gittiğimiz için. Tabi bu lastikleri de bağlı. Eğer lastikler farklıysa hani arazi için değilse yani düz sert zemin içinse o zaman daha da zorlanabilirsiniz. Evet. Mesela burada ne var? Bir Kamaz var. Bunu buradan çıkarmaya çalışacağız. Becerebilecek miyiz bakalım. Zor bir yerde duruyor şu an. Ya otomatik tezde farklıdır aracı şeyi. Çıkar ama işte kime zarar yani. Bazen takviyeli viteze gerek kalmıyor. Yani orada hızlı davranmanız gerekiyor. Yoksa devrilebilirsiniz. Bu yolun durumuna göre bunu siz belirleyeceksiniz. Mesela bak patinaj. Bu kilovesi çekeceğiz buradan. Yani bu durumda çıkarız, çıkarız ya. Çamur burası hani de yan yattığı için orta boyutta tomruk var. O biraz sıkıntı yapıyor. Şu an ikinci aşamada çıkardık bak. Takviyeli vitesde. Arka römork hani açık şey o şey de dengeyi bozuyor zaten bir kere. Şu an 4x4 açık, diferansiyel kilidi açık ve devam ediyoruz. Şimdi bir artıya takarsam hızlı bir şekilde buradan gidecek. Ya bunları tamamen siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Bu bir simülasyon. Simülasyon oyunu değil. Hani macera türünde, aksiyon türünde bir öyle bir şey değil. Yarış türünde. Bu bir simülatör. Burada her şeyi test edebilirsiniz. Hani kimse size diyemez. Ben o niye oradan gidiyorsun, niye buradan şey yapıyorsun. Bu oyunda konfor tamamen sizde. Yani her şeyi test edebilirsiniz. Soldan gidersiniz, sağdan gidersiniz, taşa vurursunuz, taşın üzerinden geçersiniz. Tamamen kontrol sizde.
O yüzden hani saçma sapan konuşanlara Euro Truck Simulator 2'de dahi aldırmayın. İstediğiniz yerde kaza da yapabilirsiniz. Bu bir simülasyon. Her şeyi test etmek için var. Test edip görmek, öğrenmek, hani eğitim alıyorsun sonuçta buradan. Gerçek hayatta herhangi bir kazada karşılaşabileceğiniz sonuçları görebilirsiniz burada. GTA 5 dahil. GTA 5 de bir simülatör sonuç, bir simülasyon. Hani oyunların bu tip faydaları var. Bataklık alana geldik. Burada bitireceğiz zaten. Şimdi 1+ ile gördünüz bak. Hızlı gittiği için hani giderim ben burada yine de. Bazı noktalarda çok zor. Orada yine kalacaktı ileride o. Çok mazot harcayacaktı ve bu da yakıta mal olacaktı ve eğer başka bir haritadaysanız, ben şu an test haritasında olduğum için herhangi bir sıkıntı yok, ama başka bir haritadaysanız o zaman sıkıntı olur, mazotunuz biter. Eğer simülasyon modunda oynuyorsanız çok kötü olur. Şimdi bir de tabii yine hızlı gitmeniz gerekiyor. Evet, şu an çıkamıyorum farkındaysanız. Burada hata yaptık sanki ya. Evet. Burada kaldık arkadaşlar. Ya yani videoda kaldık burada. Çamurun sesini duyuyorsunuz. Bize bakıyor karakter. Şu an gerçekten kaldık böyle. Lastiklerin durumunu görüyorsunuz. Yani bataklık gerçekten bataklıkmış. 1+ ile gelirken pek hissetmedik ama yük fazla olunca hissediyorsunuz. Allah'tan geri gelebiliriz şu an. Yani bu önemli bir ders oldu bize. Yok yok. Buraya hızlı bir şekilde gireceğiz. Yoksa biliyorsunuz aman devriliyoruz lan. Oha, şimdi büyük bir risk aldık. Evet. Biz fazla uzatmayalım. Bir dakika şöyle. Buradan devriliriz bak, dönersek. Aman aman gidiyor vallahi. Tam buradan gideceğiz ya. Sıkıntı yok. Orada da bitireceğiz zaten. Giderken batıyor zaten araç. Ya hızlı giderseniz bataklıkta batmayabilir. Oo, ama battı be. Vay be. Gerçekten battık. Her neyse, burada bitirelim. Takviye vites özelliğinin nasıl kullanıldığını gördünüz ve sonunda facialara da neden olabileceğini de gördünüz. Görüşmek üzere diyelim. Bu tarz anlatım videonun devamı gelecek. İyi oyunlar, iyi eğlenceler. Hoşça kalın.